Zeytinburnu Kent Konseyi 11. Genel Kurul toplantısı Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Açılış konuşmasını Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yaptı. Değerli arkadaşlar, ben fazla konuşmayacağım. Asıl konuşması gereken sizlersiniz. Gündeminiz de oldukça yoğun. Bizi ilgilendiren, belediyeyi ilgilendiren hususlar olursa onlarla ilgili not alacağım ve direkt ve temenniler kısmında kapanış öncesi eğer gerekirse tekraren söz almayı düşünüyorum. Konseydeki başlıca konular risk altındaki çocuklara sahip çıkma, işaret dili eğitimi ve engelliler meclisinin kurulmasına dairdi. Risk altındaki çocuklara sahip çıkma projesi taslağı görüşüldü. Yürütme kurulu tarafından uygun bulunan proje taslağının çalışma grubunca tamamlanmasından sonra 11. Kent Konseyi Genel Kurul toplantısının gündemine alınmasına karar verildi. Konsey üyeleri söz alarak yetkili kişilere sorularını yöneltti. Söz alan isimlerden biri de Zeytinburnu'nun sempatik simalarından İbrahim Ertepe'ydi. Şimdi bu bakını kümeye mi? Bakını. Bu yat bakını. Sağ bakını. Teşekkür ederim. Yöneltilen soruları not alan Başkan Aydın tekrar söz aldı ve merak edilenleri yanıtladı. Aslında ilk sözü alan İBO'ydu. Ne anlattı biliyor musunuz? Ben çok iyi anladım. Çünkü raporlar sunulurken hemen bana söylemeye başlamıştı. Stadyumu gördüm orada. 2012 İstanbul Spor Başkenti meselesi tartışılırken hemen orada söylemeye başladı. Ben de çık mikrofonda söyledim. Çıktı, söyledi. Bir, stadyum dedi. Zeytinburnu stadyumu ne olacak dedi. Bizim stadyum iyi değil dedi. İki, kulüp dedi. Düşüyor, ne yapıyorsun dedi. Zeytinburnu Spor Kulübü. Ben de stat ve kulüp olarak not aldım. Öyle dedin değil mi İbo? Evet, öyle. Tamam. Tabii gündemimizdeki ilk madde 2012 Avrupa Spor Başkenti meselesi, ona bağlı olarak gündeme getirilen projeler. Bu bağlamda da İBO'nun gündeme getirdiği konuya birazcık cevap vereyim isterseniz. Aslında ben İBO'ya teşekkür ediyorum. Bu konunun paylaşılması hususunda bize el vermiş oldu. Arkadaşlar, Zeytinburnu Stadyumu bizim seçildiğimiz günden beri, aslında benim ikinci dönemim, son 8 yıldır ikinci döneminin başlığıyla beraber başlayan, son 8 yıldır hep gündemimizde olan bir konu. Stadyumla ilgili hazırlıklar yaptık, tam ihale aşamasına geldik, o arada bir pürüz çıktı. Önemli bir pürüz çıktı. Hatta oradaki arsayı stadyuma hazırlamak adına oradaki halk pazarını da kaldırdık.